Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarına Melisa ile Yaşam Adayı'na hoş geldiniz. Yine güzel bir konu ve bir konukla karşınızdayız. Hankendi eski belediye başkanı, aynı zamanda emekli öğretmen Avni Keskin hocamızı aldık. Konuşacağız kendisiyle, özellikle Hankendi, o belediye başkanlığı serüvenini konuşacağız. Hankendi'nin sorunlarını konuşacağız. Hankendi için neler yaptı, onları konuşacağız. Elimde bir de Avni Bey'in yazmış olduğu Hatıralarım ve Hankendi adlı bir kitap var. Hatıralarından müteşekkil bir kitap. Birazcık okuyabildim, çok vakıf değilim maalesef de bugün elime ulaştığı için. Özellikle ilk kısımlardaki ilk öykü, ilk hatıra benim çok çok hoşuma gitti. Bu kitabı detaylı bir şekilde konuşacağız malum. Sözler, uçucu, yazılar, baki, Hankendi için neler yaptık ve çocukluğu serüveni, o sınıf öğretmenliğinden, sosyal bilgiler öğretmenliğine ve tarih öğretmenliğine geçiş serüveni, öğretmenlik boyunca neler yaptı. Öğretmenlikten sonra bir de belediye başkanlığı hizmeti var. Tam 15 yıl boyunca 3 kez Hankendi'de belediye başkanı oldu. Bugün bunları konuşacağız. Sizin de mesajlarınız, önerileriniz ve sorularınız varsa 0538 256 23 23 nolu hattımızı kullanıp yollayabilirsiniz. Sadece Hankendiler değil, başka ilçelerimiz, başka kısımlarımızda sorun yaşıyorsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Numaramız program boyunca alt bant olarak kalacaktır. Bunu da ilave edelim. Avni Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Şimdi güzel bir konuyla seyircilerimizin karşısındayız. Biz özetledim aslında. Sınıf öğretmenliğiyle başlayan bir yaşam, akabinde sosyal bilgiler, öğretmenliği sonrasında da tarih öğretmenliği. Buradan emekliyiz. 3 dönemde Hankendi'de belediye başkanlığı yaptık. Akabinde zaten belediyelik alındı Hankendi'den. Şu anda mahalle hükmünde. Bunları konuşacağız. Benim bildiklerim bu kadar. Ama Avni Keskin, seyircilerimiz de biraz kendi ağzından tanısınlar mı? Şimdi Melisa Hanım, ben Hankendiliyim. Uzun yıllar Hankendi'de öğretmenlik yaptım. Belediye başkanlığı yaptım. Tabii Hankendi'ne Türkiye'nin değişik bölgelerinde öğretmenlik yaptıktan sonra Hankendi'ne geldim. Orada 1998 yılına kadar belediye başkanlığı, lisede öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 98 yılında emekli oldum ve ondan sonra da 99 mahalle idareleri seçimlerine girdim ve belediye başkanı oldum. 15 yılda sizin dediğiniz gibi belediye başkanlığı yaptık ve oradan da emekli olduk. Emekli. Şu anda da emekliliğimizi yaşıyoruz. Çok güzel. Belki de hayatın en güzel dönüm noktalarından bir tanesidir aslında. Vallahi emeklilik. Yani devlete 50 yıl hizmet verdik. Gerek öğretmenlik, gerek belediye başkanlığı, gerekse başka kurumlarda da çalıştığım yıllar oldu. Toplam 50 yıl hizmet verdik. Bu 50 yıl hizmet dahilinde kendimize herhalde fazla zaman ayıramadık. Ama şimdi emeklilikten sonra gerçekten rahat bir hayat yaşıyoruz herhalde. Sakin, sessiz. Yazın Hankendi'de evim var, bahçe. Orada sakin bir hayat yaşıyorum. Abdü Bey, öğretmenlere baktığımız zaman kendi çocuklarına fazlasıyla vakit ayıramazlar. Çoğu zaman eve yorgun dönerler. Çocuklar bir şey söyledikleri zaman ya sonra yorgun diye öteleyebilirler. Öğretmenlerin aslında makus kaderidir. Ama şu anda onun sefasını sanırım torunlar yaşıyordur, değil mi? Bu güzel geniş vakti. Zaten 50 yıllık bir hizmetten sonra biraz da kendinize vakit ayırma dönemidir aslında emeklilik. Türkiye'de bizim insanımız çok fazla kıymetini bilmez. Genellikle özellikle doğu insanına baktığımız zaman, emekli oldukları zaman ne yaparlar? Daha ziyade böyle bahçe işlerine adarlar kendilerini, bilemiyorum neden. Ya biz de öyle yapıyoruz yani. Biz de bahçe işlerine torunlarla bakıyoruz ve bir de torunlara bakıyoruz yani. Allah bağışlarsa torunlarımız var. Rabbim yazın bütün evlatları bağışlasın. Torunlarımız geliyor. Torunlarımızla ilgileniyoruz. Bahçe işlerine uğraşıyoruz. Böyle zaman geçip gidiyor. Evet, zaten baktığım zaman bu kitabımı rahmetli annem ve babam ile canım torunlarım Umut, Işıl, Murat, Damla, Safiye ve Eren'e dualarımla ithaf ediyorum demişsiniz. Torunlar çok önemli. Ceviz içi. Efendim? Ceviz içi torunlar. Değil tabii, mi? Tabii. Torunlar çok kıymetli. Evet. Gerçekten. İnanır mısınız? Melisa Hanım, kendi çocuklarımı o kadar sevmedim veyahut sevmemiştim. Torunlarımı çok seviyorum. Herhalde onlar da beni seviyorlar ki zaman zaman yanıma geliyorlar. Şu anda bile zaman zaman yanıma geliyorlar. Yazın zaten sürekli bahçedeyiz. Sürekli yanımdalar. Kışın da zaman zaman yanıma geliyorlar. Bu pandemi dolayısıyla bu sıra fazla gelemiyorlar. Ama inşallah pandemi kalkar yakın zamanda. İnşallah. Ondan sonra yine torunlarımızla
eş dost arkadaşlarımızla yine bir araya geliriz. İnşallah, inşallah. Şunu kesinlikle net bir şekilde söyleyebilirim. İnsan nenesini, dedesini çok seviyor. Yani annesiyle babasıyla paylaşımlarından daha fazla bir paylaşım vardır Avni Bey. Evet. Hakikaten hani diyorsunuz ya beni çok seviyorlar. Çok çok seviyorlardır. Biz bazen çok sevsek de sevgimizi gösteremiyoruz ya. Öyle bir toplumumuz maalesef. Sevgimizi dile de dökemeyiz, hareketlerimize de yansıtamayız. Bazen vurup kırıp anla demek isteriz. Yani o eksiğimiz var ama insan nenesini, dedesini çok fazlasıyla seviyor özünde. Muhakkak. Şimdi gelelim şu hatıralarım ve Hankendi. Hankendi nasıl bir yer etmişse sizde, zaten tanıtım kısmında bile ben başta Hankendiliyim. Evet. Evet, onunla başladık. Şimdi bu kitabımızla beraber o eski hatıraları da konuşalım istiyorum. Çünkü hatıralar zaten eski bilecekler seyircilerimiz ama hani böyle birazcık daha zaman, daha eski zamanlara götürüyor beni. Özellikle ilk hatırayı okuduğum zaman mesela Hankendi'ye gelen o minibüsten, ondan sonra insanların minibüse alışmasından, minibüslerin üstünde yazılar olurdu. Mesela çok hoşuma gitti, siz orada belirtmişsiniz. Gülüm yazıyor bir minibüsün üstünde. O minibüs şoförüyle yolcuların diyalogları falan filan benim çok hoşuma gider. Çünkü orada saf duygular vardır Avni Bey. İlk hatırada o bana yansıdı. Çok hoşuma gitti. Bu kitabın oluşum aşamasını konuşalım. Neden hatıralarınızı yazma gereği duydunuz? Şimdi Melisa Hanım, biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi uzun yıllar Hankendi'de ve benim de söylediğim gibi Hankendi'de uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Evet. Bir de bunun çocukluk dönemi var. Yani 12 yaşına kadar Hankendi'de çocukluğumu orada yaşadım. Orada bir takım anılarımız vardı. Sonradan Mersin'e gittik. Mersin'de ortaokul, liseyi orada okuduk. Orada anılarımız vardı. Oradan okulu bitirdik, liseyi bitirdik, geldik. Öğretmen olduk. Niğde yatayımız çıktı. Orada anılarımız var. Oradan geldik. Elazığ'da iki okul vardı gittiğim. Orada öğretmenlik yaptık. Yani anılarımız ve birikimlerimiz tamdı. Bunu eskiden beri hep düşünürdüm. Yani bu hatıralarımı ve hatıralarım içerisinde çalıştığım bölgenin kültür ve sosyal yapısı. Önemli olan bu zaten. Çalıştığım bölgelerin kültür ve sosyal yapısını da hatıralarım içerisinde kitaba aktarmayı çok düşünüyordum. Ama gerek belediye başkanlığı, gerek öğretmenlik yıllarımda işlerimin yoğun olması nedeniyle zaman bulamadım. Böyle bir kitap yazmaya zaman bulamadım. Ama bizim bir arkadaşımız var, profesör. Eğer bizi izliyorsa kendisine selamlar. Enver Töre. Şu anda kendisi Hankendili. Edebiyatçı, sizin gibi edebiyatçı. Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim, evet, Fakültesi Çoruh Türkçe ve Sosyal Bilgiler çok değerli Bölüm bir arkadaşımız. Başkanımız. Selamlarımızı yolluyoruz biz de. Çok değerli bir arkadaşımız. Melisa Hanım, bu arada onu da belirtelim. Hakkıdır onun. 20'nin üzerinde kitabı var. Çok güzel. 100'ün üzerinde makalesi var. Makale yazmış dergilere, ondan sonra gazetelere yazılar yazmış. Şu anda da iki kitabı, bildiğim kadarıyla iki kitap da basım aşamasında. Onlar da yakında herhalde basılacak. Kendisi, yani kendini edebiyata adamış bir arkadaşımız. Özellikle de dünya ve Türk tiyatrolarının edebiyatı. Türk ve dünya tiyatro edebiyatı. Üzerine çalışmaları var. İncelemeleri var, araştırmaları var. Yani kısaca çok değerli bir arkadaş. Bu arkadaş bana senin bu kadar dolu anıların, hatıraların niçin kitaba dökmüyorsun diye bir gün bana söylemişti. Olur mu diye dedim. Tabii ki olur dedim. İyi olmasın yani. Zaten düşünüyordum dedim ya. Eskiden beri düşünüyordum. Ve başladım yazmaya. Bundan 4 yıl önce yazmaya başladım. Bilgisayara yazıyorum. Fakat bir gün oldu. 2 yıl yazdım. Bir gün maalesef bilgisayarım çöktü. Eyvah, arıza gitti. Yaptı. Ve o yazdığım yazılar, anılar tamamıyla kayboldu. Onu şey yapamadık. Yedeklememişiz. Zaten bilgisayar uzmanına götürdüm. Dedi ki yedeklememişsin. O yüzden dedi çökmüş. Ne olacak? Yeniden başlayacağız.
Bir müddet tabii moral bozukluğuyla başlayamadım. Ondan sonra 2 sene önceydi. Tekrar dedim ya ben tekrar başlayayım yani bunu muhakkak. Benden sonra gelen nesle aktarmam lazım. Yani bu tecrübelerimi, bu anılarımı, bu gittiğim yerlerin, çalıştığım bölgelerin kültür yapısını, sosyal yapısını, coğrafya yapısını bunları açıklamam lazım. Dedim ve başladım tekrar yazmaya. Ve 2 yılın sonunda bu kitap ortaya çıktı. Tabii bu arada pandeminin de çok büyük faydası oldu. Biliyorsunuz pandemide dışarıya çıkamıyorsunuz. Evet. Biz de oturduk bunu yazmaya başladık. Ve 2 sene sonunda bu kitabı bitirmiş oldum. Evet, maalesef 2 yılınız gitse de... Gitti. Değil mi? Bu pandemi sürecinde tekrar pandemiden önce yazdığınız kitap ne zaman çıkmıştı Avni Bey? Bu yeni çıktı. Ha, yeni çıktı. Ya pandemi sürecinde tamamen oluşturdunuz artık. Tabii bu yani pandemiden önce 1 yıl önce başlamıştım. Pandemide 1 yıl ama bu 1 yıl içerisinde daha büyük bir hızla çalışma yaptım. Yazma işini daha hızlı yaptım ve bitirdim. Yani pandemi olmasaydı belki seneye bitecekti. Fakat pandemi bunun kısa süre içerisinde bitmesine sebep oldu. Liman Yayın Evi'nden çıktı. Evet. Nerede bastırdınız kitabı? Ankara'da. Ankara'da bastırdınız. Zahmetli oldu mu? Yani yok. Çok zahmetli olmadı. Ben gitmedim oraya. Oraya gönderdim. İnternet üzerinden gönderdim. Daha doğrusu ben 3 defa okudum bunun müsveddesini. Bu kitabını 3 defa okudum. Ama ya belki bir eksikliğim olabilir. Şimdi Melisa Hanım, bir insan bir kitabı okuyor, bir daha okuduğu zaman eksiğini orada görebiliyor. Tabii. Hatta bir daha okuduğu zaman yine eksiğini görüyor. Belki şimdi okusam yine eksikleri göreceğim. Bu düşünceyle Profesör Doktor Enver Töre Bey'e gönderdim. İnternet üzerinde dedim bir de sen incele, bir eksiğimiz olmasın yani. Kitabın 4 dörtlük olmasını istiyorum ben. İnceledi ve çok mükemmel dedi. Hiçbir eksiği yok dedi. Ondan sonra basıma verdik. Bir hafta içerisinde basım gerçekleşti. Kaç adet bastırdınız? 150 adet bastırdım. İlk ve tek eseriniz. Evet. Değil mi? Ya zaten çok büyük yazarlara bile baktığımız zaman ilk eserler birçoğunda böyle istenilen kıvamdadır. Ama sizin eseriniz benim ilk hatıradan gördüğüm kadarıyla çok güzel. Bu son olmasın Avni Bey. Ya inşallah diyelim yani. Gönderdiğim arkadaşlar oldu. İl dışında olan arkadaşlarımız var. Onlardan isteyenler oldu. Onlara da gönderdim bazılarına. Okuyanlar beğenmişler. İnşallah da öyledir yani. İnşallah onların beğenisine layıktır. Şimdi Avni Bey, ne şekilde yaklaştığınız çok önemli. Mesela ben sizinle bu ilk anınızı okuduğum zaman beni o köy hayatına götürdünüz. O otobüslerin, minibüslerin hayat, köylülerin hayatının ilk gelişini, tanışmalarını, neler yaptıklarını, yaşadıklarını, hatta geldiğim yere kadar bir tren kazası vardı. Orada birkaç kişinin vefatından bahsettiniz mesela. O döneme ışık tutuyorsunuz. Yani sadece bu kitabı okumak için Hankendili veya Elazığlı olmaya gerek yok bence. Çalışmış olduğunuz farklı iller var, farklı ilçeleri var ve o dönemin ki 50 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Belki birçok yerde su yoktu. Belki eşeklerle taşınıyordu birçok şey, araç yoktu. Allah bilir nelere tanıklık ettiniz ki öğretmenler çok zorlu şartlarda çalıştılar. Maalesef şu anda çok itibarsızlaştırılsalar da çok değerli, çok mukaddes bir meslektir. Öğretmenleriniz çok değerlidir. Neler yaşadınız? Melisa Hanım, tabii 12 yaşına kadar Hankendi'deydim. O dönem, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, fakirlik vardı. Yani muhakkak ki her köyde, her beldede birkaç zengin vardır. Hankendi'de de zengin aileler vardı. Bizim köy ağa köyüydü. Ağalar malları yani arazisi olan aileler. Olmayanlar da onlar maraba diyorduk biz. Marabalarda işte ağaların işlerini yaparlar. Bizde bağcılık önemliydi. Bizim çocukluğumuzda Hankendi'nin belki Elazığ'ın en fazla bağı olan köyüydü. Bir ay süreyle bize bağ bozumu mevsimi olurdu. Sonbaharda bağ
bağ bozumu başladığı zaman bir ay süreyle yani o kadar çok üzüm ürün elde edilirdi ki bu üzümleri tabii pekmez yaparlardı, pestil yaparlardı. Hani biz bastuk derdik. Evet, evet. Orcik yaparlardı. Ama yine de o üzümü tüketemiyorduk. Ankara'dan, tabii burada şarap fabrikasına veriyorlardı bazı aileler. Yine kalıyordu, üzümleri yine ellerinde kalıyordu. Ankara'dan gelen firmalar olurdu. Şarap fabrikasının firmaları. Onlara verirlerdi. O kadar çok üzüm üretilirdi. Tabii halkın, hani biraz evvel dediğim gibi üzüm, pekmez, orcik, bunlar vazgeçilmez yiyecekleriydi Hankendirlilerin. Yani o mevsimde oraya gelen insanlar şunu rahatlıkla görürdü. Her evin önünde pekmez kazanları kaynardı. Pestil yapanlar olurdu. Bir de o zaman şimdiki gibi evler çatılı falan değildi. Yani çatı bir iki çatılı ev vardı. Bunun dışında hep düz dam. Damlara hasavan derdik. Hasavanları sererler. Bastığı da üzerine bulamaç yaparlar. Bastığı sererlerdi ve pestil yaparlardı. Yani kışın bizim en baş yiyeceğimizdi yani. Ve orcik, pestil, pekmez, bunlar bizim baş yiyeceklerimizdi. Düşünebiliyor musunuz? Benim Melisa Hanım, rahmetli anamın 4 tane güveci vardı. Biz ona küze derdik o zaman. 4 küze şu boyda testiler pekmez doldururdu. Ve biz kış boyunca onu yerdik. Şimdi bunun dışında yiyecek pek fazla, yani şimdiki gibi çeşitli yiyecekleri bulmak mümkün değildi yani. Belli mahalli yemeklerimiz vardı, işte bu Elazığ dahilinde de böyledir. İşte bulama çorbası derdik, ondan sonra gurbet küftesi derdik. Bunları yaparlardı. Tabii bunun dışında yani Hankendi'nin arayısında o zaman sular boldu. Biraz evvel söyledim. 50 ve hatta 50'den fazla kaynak sularımız vardı. Bu kaynak suları ile araziler sulanıyordu. Ve dolayısıyla Hankendi'nin arayısında pamuk bile yetişiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Pamuk yetiştiriyorlardı. Buğda, arpa, nohut, mercimek yetişirdi. Ama şu anda bu ürünlerin sadece buğday ekiliyor. Başka yok. Çünkü sular, bu 50 kaynağın suları tamamıyla kurudu. Maalesef küresel ısınmadan dolayı. Küresel ısınmadan dolayı bu çeşmeler kurudu. Dolayısıyla buğdadan başka, hatta buğda da değil, arpa ekiyorlar şu anda. Buğda da kimse eken yok. Arpa ekiyorlar. Yani arazilerimiz şu anda pek verimli değil. Ama bazı aileler artezenle bu işi halletmeye çalışıyorlar. Yani tarlalarına artezen açıyorlar. Artezenlerle işte bahçe yapıyorlar. Sebze ekiyorlar. Bunun dışında fazla tarım yok. Hayvancılık zaten bitti. Bütün Türkiye genelinde olduğu gibi Hankendi'de de hayvancılık yok artık. Yani Hankendi'de oturuyor adam, sütünü, yoğurdunu dışarıdan alıyor. Evet, yani çarşıdan alıyor. Kitlesel olarak tarım ve hayvancılık yok oldu diyebiliriz ülke bazında. Tabii yani artık bitti. O zaman yani Hankendi'de bütün köylerde aslında öyleydi. Kapalı bir toplum vardı Melis Hanım, kapalı bir toplum. Yani o köyde doğup büyüyenler o köyde kalıyor. Dışarıya pek gitmiyorlardı. Yani gidenler de tek tük dışarıya gidenler, mesela Adana'ya gidenler olmuş. Hatta Amerika'ya gidenler olmuş tek tük. Ama bunlar da bir daha dönmemişler.
gitmişler, oralarda evlenmişler, oralara yerleşmişler, oralarda kalmışlar. Mesela benim akrabam, iki akrabam var, Adana'ya gitmiş. Şimdi ben çocuklarını falan tanımıyorum. Adam öldü, ben çocuklarını tanımıyorum. Gitmiş oraya yerleşmiş, bir daha dönmemiş buraya, bir daha gelmemişler. Yani Hankeli'de doğuyor, büyüyor ve orada yaşıyor. Başka şey yapmıyor. Ha, ne yapacak şimdi? Nasıl geçimini sağlayacak burada? İşte o zaman tarla işlerinden, bahçe tarla işlerine uğraşıyorlar. Bağcılık, bağ kazma işleriyle uğraşıyorlar. Rahmetli babamın olduğu gibi bazı kişiler duvar ustalığı yapıyor. O zaman öyle tuğladan falan yapmak yok. Kerpiçten yapıyor. Bütün evler kerpiçtir. Yani eskiden bizim çocukluğumuzda Hankendi'nin bütün evleri kerpiç evdi. Üstü düz dam, kerpiç ev. Yani iki katlı düz, üstü düz dam, iki katlı ev çok az oldu, çok az vardı. Evet. Hep tek katlı evlerdi. Aydın Bey, şimdi Hankendi'yi, o çocukluğunuzu biraz teferruatlı bir şekilde işleyeceğiz ama Hankendi'den sonra sizin öğretmenlik hayatınız başlıyor ve farklı illere ve farklı ilçelerde öğretmenlik yapmaya başlıyorsunuz. Birazcık o kültür mukayesesi yapalım istiyorum. Şimdi ben önce müsaade edersen bir de Mersin serüveni var. Evet. Yani Mersin'e gittik. Niye gittik? Ya şimdi tabii bizim çocukluğumuz yıllarında Elazığ'da ev kiralamak ve orada okumak bayağı zordu. Ha, gidenler yok muydu? Gidenler vardı. Yani 3-5 öğrenci bir araya geliyor, bir ev kiralıyorlar ve orada okuyorlardı. Ama ne derece okuyabiliyorlardı? Onların temizliği var, onların yemeği var. Bayağı zor bir olay. Biz de ilkokulu bitirdikten sonra ben ilk sene bir yere gidemedim. Yani herhangi bir okula gidemedim. İşte sonradan rahmetli babamın demiryolu personeli olduğunu söylemiştim galiba. Devlet demiryollarının da Türkiye'nin değişik illerinde pansiyonları vardı. Bunlardan biri de Mersin'di. Babam oraya müracaat etmişti ve Mersin'e gittik. Ha, öğretmenlikten önce siz Mersin'e zaten gittik, orada liseyi okudum. Ortaokul ve liseyi ben orada okudum. Şimdi ortaokul ve liseye gittik, oraya değişik bir ortam. Kültür farklılığı var. Dil farklılığı var. Yani lehçe, daha doğrusu lehçe farklılığı var. Şimdi Hankendi'nin lehçesi, biz köyde kalktık. Köyden çıktık. Elazığ'ın bir konuşma şekli var, bir lehçesi var. Gidiyorsun orada ve ben gittiğim okulda o dönemde Türkiye'nin bir numaralı okulu. Tevfik Sırrı Gür Lisesi. Zenginlerin çocuklarının okuduğu bir okul. Tabii o dönem ortaokul ve lise bir. Aynı. Aynı okuldaydı. Yani aynı bina içerisindeydi. Şimdi onların arasında kültür farklılığı var. Yani diyebilirim ki sınıftayız. Öğretmen derse giriyor. Ders anlatıyor. Soru soruyor. Cevap vereceksin. Çekiniyorsun. Acaba ben cevap verirken bir yanlış konuşurum da arkadaşlar arasında alay konusu olur muyum diye de bir endişemiz oluyordu. Ve bu yüzden ben ilk sene çok büyük sıkıntılar çektim. Mersin'de. Gerçekten çok büyük sıkıntı çektim ama bir seneden sonra insan alışıyor. Abi Bey, o dönemde var mıydı böyle doğudan geldiniz diye, siz doğulusunuz diye bir örseleme? Tabii yani. Biz doğudan gelmişiz. Adamlar bize biraz farklı gözden bakıyorlardı. Yani konuşmaları, en fazla konuşmalarımızı alay ediyorlardı. Ama zamanla tabii bir yılı geçtikten sonra artık biz de artık onlar gibi konuşmaya başladık. Ve sıkıntılar da bertaraf oldu. Orada ben 6 sene okudum. Liseyi 6 sene okudum. Ve 6 seneden sonra tekrar memleketimize döndük. Ama dediğim gibi hem kültür farklılığı var. Bir de 11 yaşındayım. Bir sene boş gezdim. 12 yaşında oldum. Ben 6 yaşında ilkokula gitmiştim. Şimdi 12 yaşındaki bir çocuğu götürüyorsun farklı bir ile, pansiyona bırakıyorsun. Yani tekrar babam götürdü, bıraktı ve döndü gitti. Ya şimdi onun bir defa psikolojik travmasını ne olacağını siz de tahmin edebilirsiniz yani.
bir çocuksunuz yani. Evet. Orada sizi bırakıp gidiyor. Siz oraya alışmak için bayağı sıkıntı çektim ben. Ama onu da aştık. Onu da aştık. Ve ben liseyi gerçekten başarılı bir öğrenci olarak bitirdim. Ondan sonra memleketimize geldik. Şunu da konuşmak istiyorum. Hazır mevzu bahis eğitimken şunu konuşalım. O dönemin bundan sonuçta 40-50 yıl öncesinden bahsediyoruz. Tabii değil ki. Mi? Eğitime bakış açıları nasıldı? Mesela babanız sonuçta ne olursa olsun sizi okutmuş. Pansiyonda da olsa sizi 6 yıl sonuçta lise eğitimi gördünüz. Ondan sonra farklı üniversiteleri de kendi çabalarınızla okudunuz. O dönemde şu da yapılabilirdi. Ya okuyup ne yapacaksın? İşte hayvanlarımız var veya işte bağımız, bahçemiz var. Burada çalış denebilirdi ama babanız vizyon sahibiymiş. Okutmuş sizi. Hankendi o dönem şimdi, nasıldı? Yani Hankendi'de kültür yönünden tabii ki şimdiki gibi değildi. Yani insanların eğitim durumu öyle fazla değildi. Hankendi'de gerçi ilkokul çok eskiden beri vardı, varmış. Bizim çocukluğumuzda 3 sınıflı bir okulumuz vardı. O da kerpiçten yapılma bir okuldu. Biz orada okuduk. Ama bizim öğretmenlerimiz iyiydi. Bizi yetiştirdi. Hankendi halkı da bu konuda çok hassastı. O dönemde çok hassastı. Ve herkes çocuğunu okula gönderiyordu. Ama bazı aileler kız çocuğunu okula göndermiyorlardı. Bunu da açık kalplilikle söyleyeyim. Mesela biri benim kız kardeşimi göndermemişlerdi. Ben Mersin'de okuyorum. Kız kardeşimi okuldan almışlar, ilkokuldan almışlardı. Ben Şubat tatiline geldim, yani karne tatiline geldim. Geldim, dediler ki işte kardeşini okuldan aldık. Ve bir başka ilde abim orada çalışıyordu. Onun yanına göndermişler. İnanır mısınız? Tren atladığım gibi gittim. Abimin yanından çocuğu aldım, kız çocuğunu aldım, getirdim ve okula tekrar devam ettirdim. Ama herkes bu şekilde düşünmeyebiliyordu o dönemde. Fakat genel anlamda kız olsun, erkek olsun, Hankendi halkı çocuklarını muhakkak okula gönderiyorlardı. Evet. Yani o göndermeyenlerin dışında genel olarak gönderiyorlardı. O güzel bir şey. Zaten onun sonucu sonucudur ki Hankendi'de okuma yazma oranı çok yüksek. Hankendi'de okumuş, üniversiteyi bitirmiş büyük insanlar da var. Biraz evvel söylediğim gibi Profesör Enver Bey gibi bazı Hankendiler de var. Ve bu arkadaşlar da Hankendi'nin gurur kaynağı. Mesela Hayrettin Han ağası milletvekiliydi. Bir ara Gümrükler Genel Müdürlüğü de yaptı. Sonradan milletvekili oldu. Hankendilidir. O dönemde Hankendi'ye de faydaları da olmuştur yani. Şimdi yani eğitim durumu Hankendi'nin çok iyiydi. O zaman da iyiydi ama şimdi çok daha iyi. Ama yoksulluğun olduğunu da söylemem lazım. İnsanlar yoksuldu, hakikaten yoksuldu. Yani o birkaç aile zengin, ağa ailesinin dışında halk fakirdi. Yani bağ kazarak, amelelik yaparak, işçilik yaparak aileyi geçindiriyorlardı. Evet, baktığımız zaman özellikle doğumlu insanın ne kadar çok badirelerden geçmiş. Çok şükür artık bu ağalık sistemleri kalmadı da halk en azından kendi emeğini rahatlıkla yiyebildi. Zaten savaştan çıkmış yorgun bir halk. Zaten fakirlik üstüne emeklerini de alan bir kesim vardı maalesef. Onları geçtik çok şükür. Artık özellikle vizyon sahibi insanlarla beraber bir şeyler değişti. Ama baktığımız zaman o döneme yansıyor işte. Yaşar Kemal'in kitaplarını okuyorsunuz. O kadar güzel bir şekilde yansıtmış ki. Maalesef işte bu ağalık sistemleri falan doğuda daha fazla olduğu için onları net bir şekilde buralarda daha net görebiliyorduk yani. Yani evet, şimdi Hankendi'de yine biraz evvel söylediğim gibi reşberler vardı, ağaların tarlaları vardı. Onlar daha güneydoğudan mı gelirlerdi Avni Bey? Reşberler dediğimiz. Yok, reşber tarlası olan insanlar. Yani arazi sadece ağaların değildi, ağaların çoğunluktaydı. Yani büyük bir bölümü ağalarındı. Diyelim %80'i ağalarınsa %20'si de
reşber dediğimiz köylerindi. Reşberler vardı. Bir de işte bu reşberlerin yanında çalışan, ağaların yanında çalışan işçiler falan vardı. Ya öyle olurdu ki bizim çocukluğumuzda, inanır mısınız Melis Hanım? Mesela bostan, karpuz ekerlerdi, karpuz tarlaları vardı. O reşberler ekerlerdi. Biz bunlardan bir karpuz alabilmek için kağın arabaları vardı. Kağın arabalarıyla geceliğin karpuzları geceliğin getirirlerdi. Yani çocuklar görmesin diye. Biz çocuklar 20-30 çocuk peşine düşerdik. Karpuz isterdik. Karpuz verirdi. Bazen de bir karpuzu keser dilim dilim verirdi. O şekilde. Yani insanlar buna bile muhtaç durumdaydı. Ama zaman içerisinde tabii bir takım gelişmeler oldu. Bu çocuklar okudular, büyüdüler. İşte polis, asker, memur, işçi oldular. Yani ekonomik durumlarını düzelttiler ve Hankeli'de gelişmeye başladı. Ama okuma yazma oranı da dediğim gibi %100 okuma yazma oranı ve okumuş insanların sayısı da çok fazla. Yani yüksek okumuş insanların sayısı da çok fazla. Evet. Aslında bunun tabii biraz Elazığ'a yakın olmanın da avantajı var. Merkeze, Mezire'ye, değil mi? Yakın olmanın da avantajı var. Sanırım 18 kilometre var. Hem dezavantajını yaşadınız aslında, hem avantajını yaşadınız. Şunu da konuşalım istiyorum Avni Bey. Coğrafya kader midir diye sorusu çok fazla gündemdeydi. Hatta bazıları evet dediler, bazıları hayır dediler. Hem çalıştınız farklı şehirlerde, hem okudunuz farklı, çocukken gittiğiniz, ergenliğinizde tekrar geri döndüğünüz ve bazı problemler yaşadınız. Farklı bir şehir gerçekten çok zordur. Yani sonuçta küçük bir köyden çıkıyorsunuz. Elazığ da o zaman ya şehir olarak bile çok küçük. Coğrafya kader midir sizce? Kader de belirleyiciliği nedir coğrafyanın? Şimdi Melis Hanım, ben hemen antiparantez şunu söyleyeyim. Ben köyümü çok seviyorum. Yani kasabamı, beldemi çok seviyorum. Bu yüzden zaten belki il dışındaki okullarda sosyal konumum daha iyi olmasına rağmen, mesela Zonguldak'ta ben okul müdürüydüm. Lojmanı vardı. Şartlar hep lehimizeydi. Güzel günlerimiz de güzel geçiyordu orada. Ama buna rağmen ben orayı bıraktım, Hankeli'ne geldim. Hankeli'ne geldim ve şimdi Hankeli'de okuyup da devlet kurumlarında görev yapan insanların çoğu Hankeli'ni terk ettiler. İşte büyük şehirlere gittiler. İşte Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlere gittiler. Hankeli'ni terk ettiler ama ben terk etmedim. Ben Hankeli'ne geldim. Bakın belediye başkanlığı bıraktım. Buna rağmen orada ev yaptım ve yazın hep oradayım. Ya kaydım da hep orada. Kaydımı da Elazığ'a almadım yani. Kaydım hep orada. Yani ben eskiden beri Hankendi'de olmak, Hankendi'yi bizzat yaşamak, Hankendi'nin kültürünü yaşamak, orada öğretmenlik yapmak, oranın insanlarına, çocuklarına eğitim konusunda yardımcı olmak hep benim hayalimdi. Ama ben bu hayalimi gerçekleştirdim. Ben uzun yıllar Hankendi Lisesi'nde, Hankendi Ortaokulu'nda önce, liseyi sonradan açtık. Uzun yıllar hizmet verdim. Birçok öğrencilerimiz var. Yüksek tahsil yapmış öğrencilerimiz var. Bunlar bizi, tabii bunları gördükçe gururlanıyoruz. En büyük hizmet zaten insan yetiştirmektir. Evet. Diyorum ya, öğretmenlik çok mukaddestir, çok kutsaldır. Hakikaten öğretmenlerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. İşte o her şey eğitimle değişiyor zaten. Hani mesela ağalık sisteminden bahsettik ya, niye eğitim geldi? İnsanlar okudular, gerçekleri gördüler, vizyon sahibi oldular ve hayat daha konforlu hale geldi. Avni Bey, şunu da konuşalım istiyorum. Sonuçta Hankendiliyiz. Hankendi çok güzel, ben de çok severim Hankendi. Zaten Elazığ'a girişte ve çıkışta Hankendi bizi uğurlar ve hoş geldin der bize. Hankendi'nin o eski kültürüyle Mezire'nin kültürü arasında farklılık var mıydı? Mesela baktığımız zaman... Mersin'de nerede demiştiniz?
Elazığ merkezi için söylüyorum. Yok, Hankendi mukayesesi. Sanki mesela söylemiş olduğunuz şeylere ben baktığımda Elazığ'ın farklı yerlerinde de hep aynı şeyler yenmiş, yani yapılmış. Bence Elazığ'ın illeri, ilçeleriyle, köyleriyle bir bütün, aslında kültürü de bir bütün ama fakat farklılıklar da var. Mesela Hankendi'nin farklılığı muhakkak ki var. Şimdi biraz evvel pestil, orucuk dedik. Bu Elazığ'ın bütün köylerinde yapılan bir şey. Mesela bulgur kaynatırlardı bizim çocukluğumuzda. Bulgur kaynatırlardı. Tandırlar vardı, ekmek yaparlardı. Bu her yerde var. Yani Elazığ'ın her tarafında var. Evet. Yani her köyünde tandır vardı. Zaten başka türlü yok ki, olmuyor ki. Yani şimdi şimdiki gibi fırın yok. Mesela ben hatırlıyorum. Ekmek yapılırdı. Ve bu ekmek yapılırken, tandırda ekmek yapılırken de o ekmeği yapan ekmekçiler vardı. Onlar yaparlardı. Ve komşu kadınlar imece usulü toplanırlardı, ekmek yaparlardı. Bir yıllık ekmek yapılırdı. Ve biz bir yıllık. Tabii bir yıllık. Belki daha az. Yani ben ortalama olarak dedim bir yıl ama belki daha az ekmek yapılırdı. Yani bir, iki aylık, üç aylık ekmek yapılırdı. Ve bu ekmekler kurutulur, tavandan asılırdı. Ben hatırlıyorum mesela bizim çocukluğumuzda tavanda iskele vardı. İskeleye ekmekleri dizerlerdi ve kış boyunca o ekmeği şu anki tüketirdik. Tandır ekmeklerinin birçoğu hani kullanım süresi ne kadar bilmiyorum ama o tarzda değil mi? Yani kurumuş tavanlar... ekmek tandır ekmeğiyle bir şey olmaz. Uzun süre kalabiliyor. Evet, uzun süre kalıyor. Yani şu anda da yine bazı şeyler de yapıyorlar. Bazı tandır ekmeğine talep çok çok seviyor Elazığlılar. Bazı şahıslar halen yapıyorlar. Ama o zaman herkes yapıyordu. Çünkü başka yoktu yani öyle somun ekmeği falan yoktu. Fırın yoktu bir defa. Ama tandırın şöyle o ekmeklerin asılmasını falan ilk defa sizden duyuyorum. Hani, tabii. Demek ki kendine daha has bir durummuş bu. Mesela ben hatırlıyorum bizim bir odamız vardı. Tavandan asarlardı, iskele yaparlardı. Ekmeği oraya şey yaparlardı, dizerlerdi. Bu daha ziyade fareler falan girmesin diye. Çünkü kerpiç ev, hemen hep evlerin hepsinde fare vardı. Fareyle başa çıkmak mümkün değil. Fareden korumak için veyahut da başka böceklerden falan korumak için tavana asılırdı. Ve o bir yıl boyunca biz o ekmekle zaman geçirdik. Öyleydi. Yine kitapta low işlemişsiniz. Belki seyircilerimizden bilmeyenler vardır. Şu kerpiç evlerin tavanları akar değil mi? Onların ya, tabii o zaman low'larlardı. Şimdi Melisa Hanım dedim ya bütün evlerin üstü düzdam. Ama bu insanların işine de yarıyordu yani. Çok kullanışlı oluyordu köyler için. Mesela bulgur kaynatırlardı, bulguru sererlerdi. Pestil yaparlardı, pestili sererlerdi. Veyahut da orucuk yaparlar, orucuyu asarlardı. Çok işlerine yarıyordu. Ama kışın tabii bakımı da vardı. Yerden zordu. Şimdi kar yağıyor. Kar yağdıktan sonra, kar eridikten sonra toprak kabarıyor. Ne yaparlardı o zaman? Saman seperlerdi. Ve low dediğimiz yuvarlak taş, belki bilirsiniz onu muhakkak. Evet, bilirsiniz. Evet, ben köyde çalıştım biliyorum. Low'la, low'larlardı, sıkıştırırlardı tarla şeyi, tavana sıkıştırırlardı su akmasın diye. Ama ben bunu şeyde gördüm, Niğde'de gördüm, bir de tuz sepiyorlardı orada. Tuz suyu emiyor, nemi emiyor. O yüzden tuz da orada tuz da seperlerdi. Yani samanın yanında bir de tuz seperlerdi. Fakat ben Hankendi'de onu görmedim, tuz sepeni görmedim. Burada saman ve köpüş derdik biz. Ağaçtan yapılmış tokmak. Köpüşle ben çok süyünk derdik. Damın kenarlarına süyünk derdik. O süyüngü köpüşlediğimi ben bugünkü gibi hatırlıyorum. Yani damı loğladığımı çok hatırlıyorum. Bir de sürütme vardı mesela. Sürütmeyle damın karnını sürütürdük. Ama o kar dökülür. O zamanlar kar çok da yağıyordu. Melisa Hanım çok kar yağıyordu. Evet evet. Ne kadar meşakkatli. Kalmamış artık. Yağmıyor fazla. O zaman o kadar çok kar yağıyordu ki yani o damlardaki karı sürütüp döküyorduk. O yığılıyordu. Belki evin yarısına kadar kar doluyordu. Hatta bizden evvelki büyüklerimiz anlatıyorlardı. Ben onu görmedim.
evden eve kardan tünel yaparak giderlermiş. Yani kar damların karı, iki damın diyelim karı dökülüyor. Aradaki boşluğu doldurunca tabii evden eve gitmek için tünel yapıp tünelle gidiyorlarmış. Bunu büyüklerimiz anlatırdı. Biz bunu görmedik ama yani bu kadar kar yağıyordu. Yani sıkıntılar da büyüktü tabii. O zaman televizyon zaten yok. Radyo da yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Radyo da yok. İnsanlar nasıl vakit geçirecek uzun kış gecelerinde? Masallar vardı değil mi? Uzun kış gecelerinde iyi okuyan insanlar vardı. Ben o kitapta isimlerini de yazmışım. O insanlar bellevlerde toplanırdık. Onlar toplanırdı. Biz de çocuk olarak onların yanına giderdik. Cenk kitapları okurlardı. Cenk kitaplarını okurlardı. Biz de can kulağıyla dinlerdik. Heyecanla dinlerdik cenk kitaplarını. Ondan sonra masallar anlatılırdı. Ya şimdi bu kültür artık bitti. Bu kültür kalmadı. Abim ben şunu sormak istiyorum. Hep derler ki eskiden iş çoktu. İnsanlar açtı da. Hani böyle yiyecek içeceğe ulaşmak çok zordu ama insanlar mutluydu. Gerçekten o zamanlar bu kadar sıkıntının içerisinde insanlar mutlu muydu günümüz insanlığıyla mukayese edersin? Şimdi size bir şey diyeyim mi? Elazığ'ın bütün köyleri de zannedersem öyleydi. Ya o zaman insanlar arasında birlik, beraberlik vardı. Dostluk, kardeşlik, yardımlaşma. Ya bunlar insanların en önemli meziyetleriydi. Şimdi ben bunu göremiyorum. Yani biraz evvel söylediğim gibi, yani bulgur kaynatılacak komşu, komşuna giderdi ona yardımcı olurdu. Veyahut pestil giderdi yardımcı olurlardı. Ekmek yaparken komşu kadınlar bir araya gelir ekmek yaparlardı. Çünkü o bir kişiyle olmuyor, en az 4-5 kişiyle oluyor. Kadınlar bir araya gelir, birbirleriyle yardımlaşırdı. Ve en güzeli de ne biliyor musunuz? Her akşam komşular bir araya toplanır. Orada sohbetler yapılır, masallar okunur, konuşmalar yapılır. Yani komşu komşuyu asla ihmal etmezdi o zaman. Zaten radyo geldikten sonra da radyo için olsa bile insanlar haberleri, o zaman ajans diyorlardı. Ajansları dinlemek için o radyosu olan insanların evlerinde toplanırlardı. Ve bu ya köyde birkaç ailede radyo vardı. Bunlardan biri de bizimdi. Rahmetli babam almıştı. Çok pahalı mıydı o zamanlar abim Bey? Yok. Yani çok pahalı değildi ama tabii yani herkeste de yoktu. Herhalde 2-3 ailede vardı. Babam demir yolcu olduğu için demek ki biraz maddi durumu düzelmişti. Daha önceden iyi değildi ama sonradan düzeldi herhalde. Bir radyo da o aldı. Bu arada bir anımı da anlatayım müsaade ederseniz. Bir anımızı kısa bir ara verelim. Bu bölümün sonuna geldik. İkinci kısımda ben de merakla bekliyorum. İşte anılarımızın hepsi bu kitapta. İkinci kısımda konuşacağız. 15 dakikalık bir ara verelim. Değerli seyircilerimiz tekrar merhabalar. Hankendi eski belediye başkanı, aynı zamanda emekli öğretmen Avni Keskin'le beraberiz. Avni Bey hatıralarında Hankendi kitabının da yazarı. Kendisinin ilk ve tek eseri şimdilik diyelim. Hankendi'yi konuştuk, hatıralarını konuştuk, öğretmenlik serüvenini, çocukluğunu konuştuk, eğitimi konuştuk. İlk kısmı kaçıranlar YouTube üzerinden tekrarlarımızı seyredebilirler. İkinci kısma ise Hankendi'de özellikle yaşanan o 3 dönem belediye başkanlığı serüvenini konuşacağız. Hankendi'de biliyorsunuz artık şu anda mahalle belediyenin kaldırılma serüvenini de konuşalım. Önerileriniz, sorularınız ve görüşleriniz için 0538-256-2323 nolu hattımızı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ihbar hattımız buraya haberlerinizi, haberdar olduğunuz görüntüleri de atabilirsiniz. Biz onları ana haberde de yayınlayabiliriz. Tekrar hoş geldiniz Avni Bey. Şimdi ikinci kısma hatıralarımızla devam edelim. Çünkü reklam arasına girmek durumunda kaldık. Çok keyifli, bizi geçmişe götüren o güzel hatıralarımıza devam edelim. Şimdi o hatıramı anlatmadan önce
Hankeni'nin şöyle kısaca bir tarihinden de bahsedelim. Evet. Hankeni'nin asıl adı Hanköy'dür. Yani kurulduğundan beri Hanköy olarak bilinir. Ancak Cumhuriyet döneminde Hanköy'ü Hankendi şekline dönüştürülmüş. Yani Cumhuriyet döneminde Hankendi haline gelmiş. Niye Hanköy'ü? Şimdi Hankendi Elazığ'da şeyde Hankendi'de eskiden hanlar varmış. Ben yetiştim birine. Hanın birisine ben yetiştim. Ve yakın zamanda yıkıldı o han. Harput'tan eskiden biliyorsunuz ticaret kervanlarla yapılırmış. Bu çok eskide değil, yani bizim büyüklerimiz bunu anlatırdı. Harput'tan kalkan kervan Hankendi'ne gelir ve Hankendi'ne mola verirmiş. Ve bir gece veya iki gece kalıp buradan kalkar Kömürhan'a giderlermiş. Orada mola verirler ve oradan kalkar böyle mola vere vere şeye kadar Suriye'ye, işte Şam, Halep şehirlerine kervan gidermiş, ticaret yaparlarmış. Ama Hankendi yani çok eski bir tarihe sahip derseniz yok. Yani belki 200 yıla kadar gider ama daha eskisi yok. Yani şimdi yine bizim çocukluğumuzda büyüklerimiz vardı. Onlar anlatırdı. Hankendi'nin halkı doğudan gelme, Erzincan tarafından gelme, oraya da Azerbaycan'dan gelme. Ve biz çocukluğumuzda konuştuğumuz bazı kelimeler, hatta çoğu kelimeler Azeri kelimelerdi. Mesela seyirtmek, aparmak götürmek, seyirtmek, koşmak. Bu kelimeleri konuştu. Bizim büyüklerimiz bu kelimeleri konuşurlardı. Ve buradan da anlıyoruz ki, demek ki Hankendi halkının kökeni Azerbaycan. Gerçekten de öyleydi yani. Ve bunu herkes de o zamanki yaşlar hep söylerdi. Yani biz Azerbaycan'dan gelmişiz veyahut işte Erzincan'a da Azerbaycan'dan gelmişiz. Kökümüz odur yani. Bu kısa tarihi belirttikten sonra hatıralarımıza geçelim. Yani şimdi radyonun olmadığını söylemiştim. Evet. Ve bu radyo olanlar ailelerden biri de bizimdi. Rahmetli annem, köyde bir akrabamız vardı. Kendisi ustaydı. Yani bu radyo işlerinden falan anlayan bir büyüğümüzdü. Onu da alıyor, kendisinin de teyzesi oğlu. Alıyor, şehire geliyor. Biz o zaman şehir demiyorduk, buraya mezre diyorduk. Evet. Bizim çocukluğumuzda buraya mezre diyorduk. Yani şehire gidiyoruz falan değil, mezreye gidiyoruz derdik. Mezreye geliyorlar, mağazaya giriyorlar, radyo alacaklar. Beğeniyorlar radyoyu. Ondan sonra fiyatında falan da anlaşıyorlar. Rahmetli anam diyor ki dükkanın sahibine, abi diyor bu radyo diyor düğmeyi de söylüyor mu? Adam da duruyor bakıyor diyor ki anam diyor zamanı gelirse düğmeyi de söyler, minnoşu da söyler diyor. Böyle de bir anımız vardı yani. Ya o zamanlar öyleydi yani. Kültür yapısı oydu. Anam da zaten o şekilde demek ki fark edememiş. Radyoda da yeni radyo. Nereden bilsinler? Nereden bilsin? Yani nereden bilsinler? Evet. Şurada şimdi konuş. Melisa Hanım, Hankendi'yi böylece tamamladıktan sonra ben tabii öğretmenliğimin asıl anlatacağım bölümleri il dışında olan yerler. Öğretmenliğe geçmeden şunu sormak istiyorum özellikle. Hakikaten. Şimdi Elazığ'a çok yakın. Baskil'e de yakın. Baskil'le ilgili çalışmalar yapıldı. Orada ozanlık geleneğinin olduğunu öğrenmiş olduk. Güzel sayıda bir ozanlık geleneği var. Hankendi'nin musikisi, aşıklığı, ozanlığı var mıydı böyle kendine yok, az? Yok yani öyle özel bir müzikisi yok. Öyle bir ozanlık falan yok yani öyle bir özel yok. Ben öğretmenliğimin ilk öğretmenliğim Niğde'ye tayin çıktı. Ama burada yine antiparantez şunu söyleyeyim. Şu anda öğretmen olan kardeşlerimiz inan ki şükretsinler. Yani öğretmenliğin zorluğunu biz yaşadık. Yani 50 yıl evvel
öğretmenin zorluğunu biz yaşadık. Bence şimdi şu anda öğretmenlik yapmak daha kolay gibi. Düşünebiliyor musunuz? Ben tayinim Niğde'ye çıktı. Ben Niğde'ye gittim, trenle gittim. Niğde'den Ortaköy ilçesine gideceğim, uzak bir ilçe. Gidecek araç yok. Araba bulamadım, yok. Dediler ki ya işte haftada bir veya birkaç defa geliyor. Ona da sen denk gelmesin. Peki ben nasıl gideceğim? Dediler işte oraya giden elma kamyonları var. Boş kasaları götürüyorlar. Orada elma, o bölge elma bölgesiydi. Yani bol miktarda elma yetiştiriyorlardı. İşte elma getiriyorlar. O kamyonlarla ancak gidersin dediler. Bir benzin istasyonunda bekledim. Bir kamyon geldi. Tabii bazı daha önce de geldiler. Şoför mahallinde yeri yok. Kamyonda yer yok. Bekledim ve bir kamyonun şoför mahallinde yeri yok ama adama söyledim ben de alır mısın dedim. Ortaköy'e kadar dedi ki arkada dedi kasalar var. Kasaların içerisinde geliyorsan götüreyim dedi. Mecbur kaldım. Kasaların arasında ben Ortaköy'e kasaların arasında gittim. Hava soğuk. Kasım ayında başladım ben göreve. Üzerime brandayı kamyon üzerinde hele ki branda varmış. Kini brandayı çektim çok soğuktur. Ve o şekilde gittim. İlçeye gittim. İlçede otel yok. Küçük bir ilçe. Otel yok. Yani bir otel var. Ama hangi bir yer? Ama mecbur kaldım orada kaldım. Birkaç gece orada kaldım. Çünkü köye bu defa gitme sorun. Oranın pazarı vardı. Cuma günleri pazarıydı. Cuma günleri geliyormuş köylüler. Başka gelmiyorlarmış. Ve cuma günü geldiler. Ki affedersiniz eşeklerle onlar geliyor. O zaman araba falan yok. Eşeklerle geliyorlar pazara. Veyahut at arabasıyla geliyorlar. Ve cuma günü bekledim. Geldiler. Onlarla beraber konvoy halinde köye gittik. Köye gittik. Oturacak, kalacak yerim yok. Yani kalacak yer yok. Yiyecek problem. Yakacak problem. Yani yakacak zaten orada oranın halkı için hep problem. Odun yok. Orta Anadolu'yu bilir misiniz bilmiyorum. Orada orman falan yok. Evet bilirim. Orta Anadolu'da orman diye bir şey yok. Yani halk ne yakıyor? Halk maalesef tezek yakıyordu. Tezek. Hatta saman yakıyorlardı. Ve biz okula saman getiriyorduk. O saman da ne yanacaksa? Sınıflarda saman yakıyorduk. İnanın yani saman yakıyorduk. Belki şimdiki gençler buna biraz tereddütle bu yaklaşırlar bu konuşmama ama fakat gerçek bu. Saman yakıyorduk biz. Tezek de elimize geçmiyordu. Ailelerden, evlerden tezek toplardık. Bir yerimiz vardı tezeyi oraya doldurduk, tezek yakardık ama tezek de fazla elimize geçmiyor. Saman yakardık. Kalacak yerimiz yok. Muhtar bana tek bir oda, tek bir odalık bir yer buldu. Affedersin ahır gibi bir yer. Ben orayı düzene koydum filan. Üstü dam, yağmur yağıyor aşağı iniyor filan. Çok sıkıntılar çektik. Sonradan baktım olmuyor. Müdür odasına geçtim. Müdür odası vardı okulun. Tek bir oda. Geldim, iki sene kaldım. İki sene müdür odasında kaldım ben. Köylüler, ekmeği nasıl yapıyorduk? Ekmek yok tabii. Orada fırın filan yok. Kadınlar bir araya geliyordu. Ekmek yapıyor, yufka ekmeği yapıyorlardı, getiriyordu, bir yere bırakıyordum. Onunla idare ediyorduk. Yani çok sıkıntılar çektik. Orada iki sene kaldım. İki sene sonra Elazığ'a tayin istedim. Belki daha iyi bir yere gelirim dedim ama geldim. Hankendi'nin yakında bir köy, yakında değil, uzak dağ köyü. Oradan çok daha kötü bir yere geldim. Maalesef geldiğim yerde okul da yoktu. Köy yapması bir oda var. Masa yok, sandalye yok, sıra yok. Ve ben orada öğretmenlik yaptım. Lojman yok. 4 sene Hankendi'ne yürüyerek gidip geldim. 7-8 kilometre yürüyerek gidip geldim. Kış, yaz demeden yürüyerek gelip gittim. Ama son yıl biraz uğraştım. Oraya bir sınıf ve bir lojmanlık bina yaptırdım. Yani özel idare valilik kanalıyla yaptılar ve bir yıl rahat ettim. Şimdi bu defa su yok. En kötüsü su yok. Bir dere akıyor. İnsanlar dereden affedersiniz eşeklerle getiriyorlar.
dereden suyu içiyorlar. Bir gün suyu getirttim ben, çocuklar getiriyordu mecburen, başka bir yolu yok. Çocuklar getiriyordu. Getirdiler, baktım kovanın içerisinde davar gübresi çıktı. Bu defa kaynatarak içmeye başladık. Ama bu nereye kadar yani? Ne zamana kadar bunu böyle idareceksin? Baktım olmuyor artık, bu iş yürümeyecek. Tayin istiyorsun, 4 seneden sonra tayin istiyorsun. İyi bir yere vermiyorlar. Eş durumu diyorlar, vermiyorlar. Yani eşi ilde çalışan insanları, öğretmenlere veriyorlar. Beni vermiyorlar, veremediler daha doğrusu. Nereye istedimse vermediler. Artık ilkokuldan ayrılmayı düşündüm. Karar verdim. Ankara Gazi Eğitim'e gittim. 3 sene okuduk. Ondan sonra ortaokul öğretmen olarak tekrar Elazığ'a geldim. Elazığ'ın bir beldesinde 2 sene öğretmenlik yaptıktan sonra Hankendi Lisesi'ne geldim. O zaman lise yok. Hankendi Ortaokulu vardı. Hankendi Ortaokulu'na geldim. Tabii liseyi de uğraşarak biz açtık. O zaman onun da ismini vermeden geçemeyeceğim. Rahmetli Nihat Keskin belediye başkanıydı. ANAP iktidardaydı ve yeni iktidar olmuştu. Birlikte Ankara'ya gittik ve uğraştık. Hiçbir beldede lise yokken biz oraya liseyi açmayı başardık. Belediye başkanlığı döneminizde yaptınız yok, değil yok. Mi? O zaman öğretmendim. Ha, öğretmenken liseye geçtiniz. Tabii ben öğretmendim o zaman. Ben öğretmenken belediye başkanı amcam oğluydu Nihat Keskin. Onunla beraber gittik milletvekili. Tabii bu lisenin açılmasında en büyük desteği o zaman Elazığ milletvekili Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuz Türk vardı. Zeki Yavuz Türk'ün bakanı araması sonucunda bu açılma işini gerçekleştirdik. Bir ara açtık ama bir ara mevcut düştü. Tabii bizim öğrenci kaynağımız çevre köylerden geliyor. Kız öğrencileri gelemiyorlar. Kanunda da 100 öğrenciden mevcut, 100 öğrencinin altına düştüğü zaman liseyi kapatıyorlar. Bir gün lisenin müdürü beni aradı, ben belediye başkanıyım o zaman. Ya dedi başkanım, liseyi kapatıyorlar. Müfettişe gelmişler, rapor tutmuşlar. Kapanma raporu. Ben o zaman Milli Eğitim Müdürü'yle görüştüm. Dedim ki niye kapatıyorsunuz? Dedi işte budur, kanun bu. Ve bakanlığın emri bu. O zaman dedim siz bu müfettişlerin tuttuğu raporu işleme koymayın. Ben buranın mevcudunu yüzün çok üzerine çıkaracağım. Ondan sonra nasıl çıkaracaksın? Dedim ben servis koyacağım. Bir otobüsü buraya görevlendireceğim. Çevre köylerden öğrencileri toplayacak. Sabahleyin getirecek, akşamın evlerine götürecek. Ve ben 2 yıl süreyle Milli Eğitim'den hiçbir maddi destek olmadan, kendi imkanlarımla yani köylere otobüsü gönderdim, öğrencileri topladım. İnanır mısınız? Kız öğrencilerin mevcudu ile erkek öğrencinin mevcudu birbirine yaklaştı. Yani köylerdeki kızlar da gelmeye başladılar. 2 sene süreyle bu şekilde öğrencileri topladık ve liseyi kapanmaktan kurtardık. Tabii 1998 yılıydı. Ama belediye başkanlığını düşünüyordum. Arkadaşlar da sürekli beni bu konuda teşvik ediyorlardı. Ya sen niye belediye başkanı olmuyorsun? İşte belediye başkanı olursan buraya daha güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum diyorlardı arkadaşlar. Ben başlangıçta biraz uzak durmaya çalıştım ama fakat arkadaşlarımın baskısına dayanamadım. Ya tamam dedim, ben de adaylığımı koyacağım. 1999 mahalli seçimlerine gidiyoruz. 1 yıl var. O zaman dedim ben hemen emekli olmam lazım. Aslında olmayabilirdim. Yani 1999 yılına kadar. Fakat şimdi şöyle düşündüm. Ya dedim ben 1998 yılına kadar öğretmenlik yaptım. Okuluma siyaseti sokmadım.
Ama şimdi ben eğer niyetlenirsem belediye başkanlığı için belli bir partiden koyacağım ve o partinin mecburen burada konuşmalarını yapacağım. Propaganda propaganda yapma durumunda kalacağım. Dolayısıyla bu da benim hoşuma gitmez dedim ve emekli oldum. 1998 yılında emekli oldum. Kaç yıllık bir hizmet vardı emekli olduğunuzda? 31 yıl. 31 yıl hizmetten sonra emekli oldum. Ama o 99 seçimlerine kadar geçen süre içerisinde çalışmalara başladık. Bu arada tabii bize destek olan arkadaşlarımız da oldu. Ve 99 seçimlerinde belediye başkanı olduk. Şimdi belediye başkanı olduktan sonra insan ilk aşamada acaba nereden başlayayım diye de düşünüyor. Yani tamam belediye başkanı oldun ama ne yapacaksın? Fakat şunu hep görüyordum ben. Yani öğretmenken de neler yapılması gerekli? Yani beldemize neler yapılması lazım? Nereden başlamak lazım? Bunları tahmin ediyordum ve düşünüyordum. Ve en başta kanalizasyon. Bunu halletmem lazım. Çünkü kanalizasyon halletmeyince hiçbir şeyi halledemiyorsun. Çünkü kanalizasyon yapıldığı zaman yollar bozuluyor. Zaten kaldırım yoktu kesinlikle. Bir karış kaldırım yok. Ondan sonra orada benim bir avantajlı durumum 1999 yılında yapılan seçimlerde, milletvekili seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi koalisyon olarak iktidara geldi. Baynır Bakanlığı da Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi. Siz hangi partiden? Ben de Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayıydım. Ve o vesileyle kanalizasyonu, inanır mısınız, 5 ayda biz kanalizasyonu programa koydurduk. Programa koydurduk. Parasını çıkardık. İhalesi yapılacak. Ama 17 Ağustos 1999 yılında Marmara depremi oldu. Marmara depremi oldu. Benim rahmetli kardeşim ve hanımını da orada kaybettik. Tabii kanalizasyonu yapma işi kaldı. Zaten mümkün de değildi çünkü ben gittim gördüm orada 5-6 il altyapısıyla üst yapısıyla harabeye dönmüştü. Yani şimdi devlet o yıkılan yerlerin kanalizasyonları, dağılan kanalizasyonları yapmak dururken hankendinin kanalizasyonu yapmazdı herhalde. Zaten biz de öyle bir bizim de öyle bir düşüncemiz yoktu. Ama 2000 yılına geldik. 2000 yılında tekrar Ankara'ya gittim. Ankara'da bu arada onun da ismini söylemem gerekiyor. Bizim milletvekilimiz Mustafa Gül. Allah razı olsun. Mustafa Gül'le beraber gittik. Bayındır Bakan'ın yanına, Koray Aydın Bakan. Ve kısa süre içerisinde ihaleye çıkardık. Ocak ayının ikisinde ihaleye çıkardık. Mart ayında başladık ve 5 ayda kanalizasyonu bitirdik. Belki de bu Türkiye'de her beldeye nasip olmayacak bir avantaj. 5 ayda kanalizasyonu bitirdik ve bağladık. Evleri kanalizasyona bağladık. Kanalizasyonu bitirdik. Kanalizasyonu bitince artık daha önümüz açıldı. Yolların genişletilmesi olsun, parke döşeme, kaldırım yapma işi. Bunlara başladık. Köylerde biliyorsunuz mayıslıklar var. Hayvan gübrelikleri. Evet. Hankenin her tarafı gübrelikti. Bunları kaldırmam lazımdı. O çok zor olmuştur muhtemelen. Çok zor oldu. İnsanları köyler alıştırmak çok zor. Köyler mukavemet göstermişlerdir. Hatta biri benim dayım, öz dayım olmak üzere iki komşu gittiler valiye şikayet ettiler. İşte bizim atadan, dededen kalma geleneğimiz, işte mayıslığımız burayı kaldırıyor falan gibi şikayet ettiler. Ben de oraları istimlak ettim. Düşüncem park yapmak.
Ve öyle de yaptım. Şirketten tabii bir şey çıkmaz. Bir şey de çıkmadı zaten. Ve ben mayıslıkları kaldırdım. Çocuk parkı ve park yaptım. Evet, şu kitabımızın kapağındaki görsel bir park ve sizin vesile evet, olduğunuz yaptığınız bir park. Evet, çok da güzel görünüyor. Evet. Şunu konuşmak istiyorum Avni Bey, şimdi küçük yerlerde park bahçe yapmak çok zordur. Resmen tapuları olmasa bile hemen her yer belirli bir köylünündür ve kimse bir karış toprağını vermek istemez. Muhtemelen en çok burada zorlanmışsınızdır park bahçe işlerinde, işte onları almak, hizmete sunmak. Bu sizi çok zorladı, ben böyle düşünüyorum. Ya şimdi tabii ki yaptığın her hizmetin bir zorluğu var. Yaptığın her hizmetin muhakkak bir zorluğu var. Yani bir hizmet yapmaya kalkıyorsunuz, çoğunluk memnun olmakla birlikte, yani insanların çoğunluğunun memnun olmasıyla birlikte, ama bundan rahatsız olanlar da çıkıyor. 1, 2, 3, 5 rahatsız olan da çıkıyor. Ama onları mümkün olduğu kadar ikna etmeye çalışıyordum. Ve ikna da ediyordum. Yani sonuçta benim yaptığım hizmetler belki onların hoşuna gitmeyebilir ama zamanla onların da hoşuna gitmeye başladı. Mesela ben kaldırım yapıyorum. Bazı aileler geliyor, diyor ki ya bu kaldırımı yaparsan işte bizim eve su çeker, yağmur sularını çeker. Aslında tam aksi, tam tersi. Yani kaldırım yaptığın zaman en azından yağmur sularını bir metre daha uzağa götürmüş oluyorsun. Veyahut da kar sularını daha uzağa götürmüş oluyorsun ki evlerini korumak oluyor bir bakıma. İnsanlara bunu anlatıyorsun, ikna ediyorsun. Ve ben bunu başarıyordum da yani. Ha şu da oluyor. Yani ben kanalizasyon yaptığım zaman kanalizasyona bile karşı çıkanlar oldu. Kanalizasyona karşı çıktılar. Ya başkan, benim yüzüme karşı yani diyor ki ya başkan bu kadar masrafı buraya ne yapıyorsun? Yani biz kalktık, kanalizasyon mu vardı? Ha ona ne diyorum? Ona diyorum ki bunun faydalarını yapıldıktan sonra göreceksin. Ve aynı kişi bakıyorsunuz kanalizasyondan sonra yapıyor, evini bağlıyor. Hatta bir gün bir abimiz geldi ya başkan dedi, sen anana babana rahmet dedi. Benim o arka taraf pislikten geçilmiyordu, şimdi tertemiz oldu diyor. Niye? Eskiden çark diyorduk biz. Çark suları yollara akıyordu. Yani affedersin banyo suları, çamaşır şeyleri, suları falan hep yollara akıyordu. Yani artık daha kanalizasyon akmaya başladı. Köylüler daha ziyade kuyu kazarlar ya, kuyunun içerisine o sular akar diye düşünüyordum ama sizinkiler dışarıda. Şimdi onu yapanlar da vardı. Melisa Hanım, onu yapanlar da var ama şimdi bizim oranın toprağının bir özelliği var. Foseptik çukuru yapıyorsun, belli bir süre sonra o çukur suyu çekmiyor artık. Taşıyor, bu defa dışarıya akıyor. Böyle durumlar oldu. Ama işte biz bunların hepsini şey yaptık, kanalizasyon yapınca hepsini önlemiş olduk. İyi de oldu yani. Tabii kanalizasyon temel bir şeydi, hizmetti. Ondan sonra işte kaldırımları falan yaptık. Yollar geniş, ağaçlandırma, ağaç yoktu. Evet, en büyük sorunumuz ağaç yok. Hala efendim? Yok. Efendim? Ağaç yok. Elazığ çok kurak, çok çorak ağaç. Bir memleket. Yani şimdi Hanken'de de dikili ağaç yoktu. Ben çınar ağaçları getirdim. Maden çayı vardır. Maden çayının kenarlarında çınar ağaçları var. Biliyorum onu. O köylü insanlar da var, bizim oraya yerleşmişler. Onları ücretli olarak gönderdim oraya. Oradan çıkardılar, getirdiler ve ben oradan gelen çınar ağaçlarını yol boylarına diktim. Şimdi büyümüş, büyük ağaçlar haline geldiler. Yani ağaçlandırmayı da yaptık. Benden evvel orman yapılmıştı. Bizim dağlar orman yapılmıştı. O ormanın üst tarafında boşluklar vardı. O boşlukları da ağaçlandırdık. Yani ağaçlandırma konusunda da problem kalmadı. Suyumuz yoktu mesela. Su problemimiz vardı. Suyumuz yetmiyordu. Ben geldim, göreve başladım. Bölüm bölüm su verme durumunda kaldım. Ama baktık bu olmuyor. İşte yeni bir artezyen kuyusu açtık. Güzel de bir su bulduk. Büyük bir su deposu yaptım. Daha yüksekte bir kotta. Daha önce
su deposu aşağıdaydı, küçük bir depoydu. Yukarıdaki, yani kodu yüksek olan evlere su çıkmıyordu. Ama ben daha yüksek, 1200 koduna yaptım ve güzel doldu. Şimdi zannediyorum 25-30 yıl o depo ve su Hankeni idare eder. Tabii yolları genişledik, park yaptık. Ondan sonra yani çevre düzenlemeleri yaptık. Bir yer var okulların önü, oraya duble yol haline getirdim. Güzel de oldu. Zaten en temel sorunları tespit etmiş ve halletmişsiniz. İçinizde kalan bir hizmet oldu mu? Mesela şunu da yapsaydım ama yetişmedi dediğiniz ya oldu şimdi, mu? Ya şimdi ben dedim ya bir aile parkı yaptım. O aile parkının içerisinde orada bir ev vardı, küçük bir ev vardı. Ya bir gün düşündüm, dedim ki ben bu evi de istimlak edersem burayı da taziye evi yapayım. Hani taziye evler ölüyor ya. Evet, evet. Hankende taziye evi yok. İstimlak ettim, orayı taziye evi yaptım. Ama orayı sadece erkekler için yaptım. Sonradan düşündüm. Ya keşke dedim bunun üstünü de yapsaydım, o da bayanlar için olsaydı. Veya yanına yapsaydım bayanlar için olurdu. İyi de olurdu. Fakat onu o zaman düşünemedik bayanlar için. Sonradan düşündük ama bu defa da belediye kapanınca yapamadık. Ali Bey, son belediye başkanı siz misiniz? Evet. Hankendi'nin. Sizden sonra dönem 5 yılı tamamladınız, kapandı. Evet. Bu kapanma sürecini bir konuşalım. Baktığım zaman nüfus zaten çok az. Ya şimdi Melisa Hanım, zaten belediyenin kapanması bizim için karabasan gibi bir şey oldu ya. Ya ben bunu bir televizyon programında, o zaman televizyon programında da açıkladım. Yani belediyenin kapanması bizim ciğerimizin sökülmesi gibi bir şey oldu. Şimdi Hankendi'nin nüfusu kurulduğu günden beri 2000'in altında. Yani hiçbir zaman 2000'in üzerine çıkmamış. Bu internette var yani. Hankendi'nin geçmişteki nüfusları internette var. Ama kapatmıyorlardı. Yıl 2007, adrese dayalı sistem diye bir sistem çıktı. Daha doğrusu şunu diyeyim, son sayım, nüfus sayımı 2000 yılında yapıldı. Son nüfus sayımında 2000 yılında yapıldığı zaman, o zaman sayım memurları geliyordu. Sayım memurları nüfus sayımını yapıyorlardı. Onlara rica ediyorduk. Onlar biraz fazla yazıyorlardı. O fazla yazmayı da biz kapanacağı için değil, daha fazla ödenek alalım diye. Çünkü bakanlık nüfusa göre ödenek gönderiyor. Yani biz sırf daha fazla ödenek almak için nüfusu artırıyorduk. Ama o zaman fazla yazma imkanı oluyordu. Gelen sayım memurlarına rica ediyordun, yazıyorlardı. Fakat ya o zaman 2000 yılında nüfus sayımı yapıldı. Ben belediyeye geldiğimde 1500'dü nüfus. Hayali yazılmasına rağmen 1500'dü. Ben yazdırdım, hayal olarak yazdırdım. 2700'e çıkardım. Ama 2007 yılına geldiğimiz zaman, daha doğrusu 2006 yılında adrese dayalı sistem diye bir sistem çıktı. Mernis sistemi. Bu sisteme göre sayım kalktı. Yani nüfus sayımı yapılmayacak artık. Nüfus müdürlüğü bilgisayar üzerinden kayıtları yapıyor. Belediyeyle falan bir alakası yok. Yani diyelim bir doğum olayı oluyor. Gidiyorsun nüfusa kaydediyorsun. O kaydettiğin nüfus Hankendi nüfusuna kaydoluyor. Veyahut da diyelim Hankendi'den birisi gittiği zaman başka yere, kaydını oraya aldırdığı zaman Hankendi nüfusu düşüyor. Artık daha nüfus sayımı yok. Tabii bu şey çıkınca, Mernis sistemi, adrese dayalı sistem çıkınca otomatikmen bizim nüfusumuz 1500'e düştü. Ondan sonra biz tabii belediyenin kapanması dedikoduları başladı. Yani o zaman tabii hükümet 2000'in altındaki
belediyeleri kapatacağız. Aslında önce 5000'di. Yani önceden 5000'in altındaki belediyeleri kapatacağız diye bir düşünce vardı. Sonra 2000'e düşürdüler. 2000'in altındaki belediyeleri kapatacağız sözlerini duymaya başladık. Ve onun üzerine ben nüfus artırmak zaten mümkün değil. Çünkü adrese dair sistemde artık bilgisayar üzerinden yapılıyor her şey. Fazla yazılma olayı kesinlikle olmuyor. Ancak boş evler olacak. İnsanlar gelecek, kayıtlarını oraya alacaklar. Onlar için de gerek sizin televizyonunuzda, gerek Kanal E'de ben defalarca program yaptım. Ya dedim evi olanlar, zaten evi olmayanın Hankene'ye gelmesi mümkün değil. Evi olanlar gelsinler, kayıtlarını buraya alsınlar. Bak belediyeler kapanacak. Gelin kayıtınızı buraya alın ama gelmediler. Onu bırakın, gelenler de gittiler. Gelen insanlar, yani orada kayıtları orada olan insanların da bir kısmı, onlar da kayıtlarını şehir aldırdılar. Ben bu arada köyleri bağlamak istedim. Tabii bağlama da köylerin isteği üzerine oluyor, referandum oluyor. Referandum yapacaksın. Göl Cumhuriyet Köyü'nü referandum yaptırdık, kabul ettiler. Ama nüfus çıkmadı orada da. 300 nüfus çıktı. 1300 de bizim de o saatte 1300 de orada 1600 oldu. Olmadı. Diğer köylerde bağlanmadılar. Niye bağlanmıyorlar? Adamlar şunu diyor. Diyor ki ya bizim hizmetlerimiz zaten özel idare bizim hizmetlerimizi getiriyor. Biz belediyeye bağlanıp da niye vergi verelim? Hani köylerde vergi yok ya. Niye vergi verelim? Köyün zaten suyunu özel idare getiriyor. Tamir, onarım işini özel idare yapıyor. Yollarını da yapıyor özel idare. Ben niye belediyeye bağlanıp da boşu boşuna vergi vereyim, arazi vergisi? O yüzden bağlanmadılar. Bu arada tabii toplantılar yaptık. Gerek Elazığ'da, gerek il dışında Ankara'da ve Antalya'da toplantılar yaptık. Yani Mahalle İdareler Genel Müdürü'nün başkanlığında. Biz burada gündeme getirdik bu sorunları. Yarın dedik bu belediyeleri kapatıyorsunuz. Bu belediyeleri kapatıyorsunuz ama yarın o belediyelerde yaşayan insanlar bunun sıkıntısını görecek, çekecekler. Yapmayın dedik. Hatta ben bir konuşma yapmıştım orada. Dedim ki ya şimdi ille de bu belediyeleri kapatmak istiyorsunuz ama gelin şöyle bir şey yapın. Kapatmayın. Çevre köyleri otomatikmen bu belediyelere bağlayın. O zaman hiçbir belediye kapanmaz. Ve biz de gider o köylere hizmet götürürüz yani. Yani şu anda köyler belediyelere bağlanmıyorlar vergiden dolayı. Ama siz bunu zorunlu hale getirirseniz, çevre köyleri bağlarsanız kanun çıkarır. Kanunla bağlarsanız o zaman köyler mecburen bağlanacak, belediyeler kapanmayacak. Ve tuttu bu minvalde bir rapor hazırladık. Oradaki belediye başkanları imzaladık, genel müdüre verdik. Genel müdür Ankara'ya götürdü ama maalesef sonuçsuz kaldı, kabul edilmedi. Tabii bu arada biz insanları uyarıyoruz, sürekli uyarıyoruz. Ya işte ev olanlar, en azından ev olanlar gelsinler, bırak kayıtlarını yaptırsınlar diye. Fakat kayıtlarını gelip kimse yaptırmadı. 3-5 ailenin dışında kimse gelip kayıtını yaptırmadı. Hele benim villaların olduğu yer var. Orada 110-115 villa var. O villalarda oturan insanları bile, onlar yazın geliyor, 1-2 ay kalıyorlar. Onları bile kayıtlarını getirmediler. O kadar ısrar etmemize rağmen. Hatta sırf o villadaki insanları bilinçlendirmek için bir dernek kurduk. Bizim köylümüzü, orada oturan bir köylümüzü de dernek başkanı yaptık. Ve ben her toplantıda gidiyordum. Yani gelin buraya, kayınızı, bak evleriniz var burada, gelin kayıtlarınızı buraya alın. Buna rağmen orada da 3-5 ailenin dışında kimse gelmedi. Gelmeyince tabii belediyede kapanmayla karşı karşıya kaldı. Evet. Ama mesajı gel okuyayım. Gör ki, evet. Melisa Hanım, gel gör ki, asıl söylemek istediğim şey şu. Tabii bunu bilmeyen insanlar veyahut da kasıtlı söyleyenler ya başkan
belediyeyi kapattı. Ya belediyenin veyahut da başkanın böyle bir yetkisi olabilir mi? Yani birçok yerde doğalgaz yokken ben Hankene'ye doğalgaz getirmişim. Birçok beldede kanalizasyon yokken kanalizasyon getirmişim. Yollar düzeltmişim, park bahçeye su getirmişim, bu kadar hizmet vermişim. Yani elimde olsa ben belediyeyi ne diye kapatayım? Bu mümkün mü? Ha, nüfus. Ya nüfus, nüfusla belediye başkanının uzaktan yakından bir alakası yok ki. Nüfus adrese dayalı sistemde nüfus müdürlüğü tarafından yapılıyor. Nüfus sayımı artık yok. Bitti artık o iş. Ya bunu herkesin biliyor olması bunu gerekiyor. Biliyorlar aslında, bunu da biliyorlar yani. Bütün dünya ile bunu biliyor ki belediye başkanıyla nüfusun hiçbir alakası yok. Yani uzaktan yakından bir alakası yok. Ama bazı insanlar bunu kasıtlı olarak belediye başkanı nüfusu artırmadı. Ya ben nasıl artırayım yani şimdi ben nüfus müdürü müyüm? Ha nüfus müdürü de olsan yapamazsın bunu. Evet, işler resmi oluyor. Sistemde artık her şey zaten. Yani bir yerden bir yere nakil olmak için orada boş ev olacak. Gideceksin müracaat edeceksin. Hatta müracaat etmek de yetmiyor. Melisa Hanım, nüfus müdürlüğünde o evde oturduğuna dair şey istiyorlardı o zaman. Su belgesi, su faturası ve elektrik faturası istiyorlardı. Abonelik istiyorlardı. Tabii abonelik istiyorlardı. Yoksa nakil olmuyordu. Yani şimdi bu şartlarda belediye başkanı belediyenin kapanmasına ne yapar? Biz parçalanıyoruz, koşuşturuyoruz. Ankara'ya gidiyoruz, toplantılara katılıyoruz. Antalya'ya gidiyoruz, toplantılara katılıyoruz. Köylere, ya düşünebiliyor musun ben? Bir köyümüz var bizim, hatta iki köy. Bu köyler bağlansın diye, Meclis Hanım, önce muhtarları geldiler, başkanım, işte bizim çöplerimiz var, kaldır, biz de köylülere söyleyelim, bağlanalım. Benim 25 tonluk bir kamyonum var. O kamyonla 25 kamyon, düşünebiliyor musun? 25 kamyon çöpünü kaldırdım. Uzun yıllardan beri çöpleri toplanmış. Ben bunları kaldırdım ki belediye bağlansınlar diye. Ama yine bağlanmadılar. Şimdi belediye başkanı buna ne yapsın? Sizin belediye kapatmayla ne çıkarınız olabilir ki? Yani ben ne çıkarım olur? Yani nüfusu niye artırmadı? Ya nüfusu benim artırma gibi bir yetkim yok. Böyle bir görevim yok. Böyle bir alakam yok. Nüfus müdürlüğü yapıyor. Yani hiçbir alakası yok. Yani şimdi benim şimdi üzüldüğüm taraf ya nüfusun artmasıyla azalmasıyla belediye başkanı hiçbir alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Ha biz köyleri bağlamak için köylerle işbirliği yapıyoruz, konuşuyoruz. İşte Göl Cumhuriyet Köyü var orada. İsim de veriyorum. Bağlandılar. Referandum yaptırdık. Seçim kurulu referandum yaptı. %60'la kabul ettiler. Ama nüfus çıkmadı. 300 nüfus çıktı orada. Diğer taraftan burada söylüyorum. Diğer köyler kabul etmedi. Durupınar, Kelmamut, Yolçatı kabul etmediler. Bir köyü bağladık. Aşağı Demirtaş köyünü bağladık. Önce kabul ettiler. Bağladık. Ondan sonra vatandaşın biri gitmiş. Onların kafalarını çelmiş. İşte burada belediyeye bağlanıyorsunuz. Belediye yeri buranın hazine mallarına el kor. Ondan sonra vergi verirsiniz. Ve adamlar gittiler, idare mahkemesine başvurdular, iptal ettirdiler. İdare mahkemesine başvurdular, iptal ettirdiler. Şimdi belediye başkanı buna Allah'ını severseniz ne yapsın ya? Ama adam orada duruyor bilmeden, ileri geri konuşuyor. Ya işte başkan belediyeyi kapattı. Ya belediye başkanı ne diye kapatsın? Yani başka yerlerde, çoğu yerde, halen daha bazı değil, 3 ilçenin dışında doğalgaz yok Melis Hanım. 3 ilçenin dışında doğalgaz yok. Ve ben doğalgazı getirdim oraya. Bu kadar canla, başla uğraşıp kanalizasyonu yapan, doğalgazı getiren bir insan belediyenin kapanmasına müsaade eder mi? Eğer öyle bir imkan olsa ben ona müsaade eder miyim? Ama ne var? İşte bu adrese dayalı sistemin çıkması İşi bozdu. Bir de çocuğu okutma durumu var. O da ayrı bir mesele. Bir kanun çıktı o dönemde. Nerede ikamet ediyorsan çocuğunu orada okutmak zorundasın. Evet, hala öyle. Halen öyle. Ben hemen burada bir onu da örnek olarak söyleyeyim. Benim yeğenim mesela.
yeğenimin çocuğu otomatikmen Milli Eğitim Bakanlığı okullarını tayin ediyor. Kendisi Elazığ'da oturuyor. Çocuğunun okula kaydı Hankendi'de çıktı. Ben o zamanın Milli Eğitim Müdürü'yle görüştüm. Dedi ki hiç mümkün değil. Kaydını Elazığ'a alacak ki, yani çocuğun kaydını, kendi kaydını Elazığ'a alacak ki çocuğun da kaydını o mahalleye alabilsin. Evet, o mahalledeki bir okula alabiliyorlar. Ve yeğenime mecburen dedim, kaydını al Elazığ'a al dedim. Kaydını Elazığ'da bir mahalleye aldı, oturduğu mahalleye aldı ki çocuğun da getirdiği o mahalleye kaydını yaptırdı. Evet, bir mesajı okuyayım. Artık programımızın sonuna gelmişiz. Avni Keskin'in kızı olduğum için gururluyum. Hankendiler çok uğraştı. Hep de başarılı oldu. Allah sağlıklı uzun ömürler versin demişsiniz. Selamlar olsun. Son olarak ne ekleyeceğiz? Şöyle bir toparlayalım. Evet, belediye başkanlığı 3 dönem yaptınız. Gerçekten ya çok güzel hizmetler getirdiniz. Şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Evet. Ben Hankendi'de 3 dönem belediye başkanlığı yaptım. Ve ben geriye baktığım zaman yani üzüleceğim herhangi bir şey göremiyorum. Çünkü Hankendi'de yapılması gereken her şeyi yaptım. Ve bunun aksini söyleyen birisi varsa gelsin desin ki sen şu hizmeti de getirmedin. Ama ben getirdim. Ben getirdim, yaptım. Yani yapılmayacak şeyleri bile yaptım. Evet. Evet, gerçekten çok güzel hizmetler bunu söylüyorum vermişsiniz. Ve onlar da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Hankendi'ye ışık tuttuğunuz tarihe, o zamanki öğretmenliğe, hatıraların ve Hankendi Avni Keskin'in kalemiyle sizlerle bence edinin ve okuyun. Özellikle geçmişteki mesleklerdeki insanlar neler yapmışlar, Elazığ'da neler olmuş, bunları net bir şekilde gösteriyor, bizi geçmişe götürüyor. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür değerli seyirciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.